Kadınların en gelişmiş ülkelerde bile yoğun şiddete maruz kaldıklarına hiç şüphe yok. Kadınların kendini özgür ve erkeklerle eşit hissetmediği ülkeleri sizler için derledik. Eminiz bu ülkelerde kadın olarak doğmak istemezsiniz. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. İran'da kadın olmak nasıldır acaba diye zaman zaman düşünmüşüzdür. Yasakların çoğu kadınlara yönelik çünkü. İran'da hiçbir kadın özgür değil. Kadınlar çarşaf giymeyi tercih ediyorlarsa giyiyorlar. Aksi halde dar kot pantolonlar, ağır makyajlar havada uçuşuyor. Belki de İslami kıyafet giyme zorunluluğunu aşmaya çalışıyorlar. İran'ın başkenti Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar gözaltına alınmak yerine polis tarafından verilen eğitimlere katılıyor. Şeriatla yönetilen bir diğer ülke Afganistan. Afganistan'da kadın olmak kolay değil. Afgan kadını ortalama sadece 45 yaşına kadar yaşayabiliyor. Kadınlar her yönden baskı altına alınıyor ve çeşitli işkencelere maruz kalıyorlar. Bir yandan topluma katılması için, diğer yandan evden çıkmaması için baskı altındaki kadınlar ne yapacağını bilemiyorlar. Kocalarından yenilen dayak, kezzapla yakılmak gibi birçok işkenceye maruz kalıyorlar. En ufak hatalarında yüzlerine kezzap atılıyor. Suudi Arabistan'da kadınların halen insan yerine konulmadığı gerçeği maalesef devam ediyor. Kadınlar eşleri ya da erkek akrabaları yanlarında olmadan dışarı çıkamıyor. Araba kullanmaları yasakken eylemlerden sonra araba kullanmaları serbest oldu. Suudi Arabistan eylemlerden önce araba kullanmanın yasak olduğu tek ülkeydi. Giysileri ya çarşaf ya da abiye olacak. Başları kapalı olup ayakları görünmemek zorunda. Ülkede çalışan iş gücünün sadece %5'i kadın. Onların da genelde erkeksiz ortamda çalışması gerekiyor. Kadın iş gücünde dünyada sonuncu sırada. Arap ülkeleri arasında kadınların durumunun en kötü olduğu yer Mısır. Mısır'daki kadınların %99'u cinsel tacize maruz kalıyor ve %91'i de kadın sünnetine maruz kalmaktadır. Mısır'da kadınların sadece %63'ü okuma yazma biliyor. Politikada da kendilerine neredeyse hiç yer bulamıyorlar. Yemen'de kadınların sokakta görünür olduklarını söylemek bile mümkün değil. Yemen tam anlamıyla erkeklerin hakim olduğu bir toplum görünümünü veriyor. Yemen'de cahillik en büyük problemlerden biri. Kızların sadece %53'ü ilkokula gönderilmektedir. Kadınların bazıları doğum sırasında hayatını kaybetmektedir. Yemen'de kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması, kadına şiddet uygulamasının önlenmesi ve hepsinden önemlisi kadınlara daha çok eğitim imkanı tanınması, ülkenin kalkınması için atılacak adımlardan olacaktır. Videomuzda ülkelerde kadınların yaşamlarının ne kadar zor olduğunun ve toplumsal hayattan ne kadar soyutlandırdıklarını gösterdik. Bu kadınların daha rahat bir hayat yaşamalarını temenni ederek sizlere iyi günler dileriz.